Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 28. lemanın bu akşam 22. nüktesini inşallah birlikte paylaşacağız. Zaman artarsa başka konular da var. Bezzaman Hazretleri bu dersin başına şu cümleyi ikaz olarak koymuş, diyor ki, bu parça çok kıymetlidir. Ta ikinci nükteye kadar herkese faydası var, diye bir kayıt koymuş. Bakalım neymiş? Eskişehir hapishanesinde suyu ahlaktan, yani kötü ahlaktan değil, belki sıkıntıdan gelen nahoş, hoş olmayan bazı haller münasebetiyle ahlaka dair bir nükte ile meşhur bir ayetin mestur, yani gizli kalmış bir nüktesine dairdir. Aynı zamanda bir ayetin de tefsiri olduğunu üstad söylemiş oluyor girişinde. Birinci nükte, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden iyilik içinde muaccel, acele, hazır bir mükafat ve fenalıklar içinde muaccel, hazır bir mücazat, ceza derc etmiş, koymuştur, yerleştirmiştir. Hasenatın, iyiliklerin, sevaplı amellerin içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler, seyyiatın, fenalıkların, günahların içinde ahiretin azabını ihsas edecek, hissettirecek manevi cezalar derc etmiş, koymuş, yerleştirmiştir. Yani ahireti bırakmadan Allah dünyadaki fenalıkların cezasını verdiği, çektirdiği gibi yapılan iyiliklerin de mükafatını, ahiret mükafatı hariç dünyada da insanı hissettiriyormuş. Bu da Allah'ın rahmeti, keremi ve adaletinin bir neticesiymiş. Mesela müminler mabeyninde, müminler arasında muhabbet, sevgi, ehl-i iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde, o yapılan iyilik içinde, muhabbet denilen sevgi duygusunun içinde ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalp, kalp ferahlığı derc edilmiş, konmuştur. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Şimdi mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hepimizin bildiği bir hadis-i şerifi var. Aranızda selamı yayınız buyurmuş. Sahabe-i kiram hazreti yapacakları bir iş olmadıkları zaman evlerinden çıkarlar. Yolda kime rastlarsa müminlere tebessüm ederek selam biri geçerlermiş. Çünkü selamı yaymak da sünnettir. Selam vermek sünnet, almak ise farz, bir de o var. İnsan yani tanısın tanımasın, hele hele aynı apartmanda, aynı mahallede yaşıyorlarsa, birisinin yanından selam vermeden geçtiği takdirde içinden bir sıkıntı hissediyor. Ya bu amcaya, bu abiye, bu kardeşe ben niye selam vermeden geçtim? Allah o sıkıntıyı çektiriyor. Halbuki selam vererek geçse, o da ve aleyküm selam kardeşim diye selamını alsa, gülümseyerek, iki tarafta tebessüm ederek, iki tarafında kalbinde böyle bir ferahlık Allah veriyor. Selamlaşmak insanları birbirine yakınlaştırıyor ve sevgi duygusunu da arttırıyor. Tabii bir mümine selam vermek
ve yüzüne karşı tebessüm etmek aynı zamanda sadakadır. Bir de o var. Yani selam verirken asık bir suratla adamı döver gibi selam vermek de doğru değil. Allah Allah, selam veriyorsun da adama bir tokat atmadığın kalıyor. Öyle selam verilir mi ya? Selamünaleyküm deyip hafifçe gülümseyerek böyle vermek, karşı tarafın da aynı şeyi yapması, iki tarafın da kalbinde bir ferahlığa vesile olur. Ya da mesela otobüse bindiğiniz zaman bir gencin yaşlı bir amcasına yani kalkıp da yer vermemesi o gencin ruhunda ne kadar büyük bir azap, bir sıkıntı verir değil mi? Gittiği yere kadar bir iğnelin minderin üstüne oturmuş gibi Allah acısını çektirir. Elinde telefondan uğraşıyormuş numarası yaparak ya da uyuyormuş havası vererek ya da dışarısını seyrediyormuş gibi yaparak 60-70 yaşındaki bir amcasına yer vermeyen bir delikanlı, gideceği yere kadar Allah onun sıkıntısını ruhuna çektirir. Ama yerinden kalkar da buyur amca, sen oğlum evladım gerekmez ben ayakta durun dese bile hayır amca olur mu öyle şey? Sen buyur dese otursa, çocuğun o delikanlının kalbinde amcasına yer vermekten gelen bir manevi ferahlık ve hoşluğu Allah o gencin kalbinde mükafat olarak hissettirir. Bu misallerin istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. İyiliklerin içerisinde Allah mükafatı koymuş. Fenalıkların içerisinde cezasını ahireti bırakmadan acele Allah çektiriyor. Mesela müminler mabeyninde, müminlerin arasında husumet ve adavet bir seyyiyedir, bir fenalıktır. O seyye, o fenalık içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azab-ı vicdaniyi, vicdan azabını âli cenab ruhlara hissettirir. Ya zaten Üstad Hazretleri diyor ya, müminin kalbinde adavet, düşmanlık hissi hakikatiyle bulunmaz. O his bulunsa bile acımak şekline dönüşür. Şimdi sen birisiyle aranız bozulmuş. Kavga da etmişsiniz. Küsmüşsünüz farz-ı mal. 3 günden fazla da küsmeye dinimizde izin yok. Sen sürdürüyorsun hala. Yani o adamın gözüne gözükmeme için ruhun darlığından yolunu bile değiştirirsin. Niye? O adavet hissini sen eğer sürdürürsen, dargınlığı, küskünlüğü, adamı görmek bile istemezsin. O seni hiç görmek istemez zaten. Sen onu tanımazsan o seni hiç tanımaz. Öyleyse mümin mümine 3 günden fazla küsmeyecek, dargın durmayacak hadis-i şerifine riayet ederek o sıkıntılı halden vicdan azabı çekmemek için bir an evvel kurtulmak lazım. Ya mesela aynı davada birlikte hizmet ettiğimiz insanlarla bir zamanlar geliyor, bir takım olaylar yaşanıyor. Sen bir tarafta, o bir tarafta kalıyor. Allah Allah, öyle şey olur mu demeyin. Bal gibi oluyor, yaşayarak geliyoruz yani. Peki o kardeşimiz yine Risale-i Nur okuyor. Yine iman hizmeti yapıyor. Yine de namazının niyazında bir dava adamı. Gitmişse, bizden ayrılmışsa ona karşı düşmanlık beslemek mi gerekiyor? Böyle şey olur mu? Onlar da bizim kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Onlar da hizmet ediyor ama Risale-i Nur'un meslek ve meşrebini bizim gibi anlamıyor, farklı düşünüyor. Olsun, canları sağ olsun deyip gene onların hizmetlerine taraftar olmak onların yapacağı hizmetin sevabını bize de kazandırır. Ama sen kalkarsan onlar hakkında verip veriştirirsen aleyhinde şudur budur diye hem onların yaptığı hizmetin sevabından mahrum kalırsın hem de kalbindeki adavetten dolayı Allah sana bunu ahireti varmadan azabını çektirir.
Ne gereği var ya? 20'ye yakın irili ufaklı nur talebesi gruplarımız varmış. E olsun, ne yapalım, biz istemedik ki. Eğer olmuşsa, olduktan sonra işin hep hayırlı cihetinden bakarak diyeceğiz ki, ya onlar da kardeşlerimiz, onlar da hizmetle meşguller, Allah razı olsun. Ama onlar hizmeti, davayı bizim gibi anlamıyorlar. Beraberken anlıyorduk da gidince şu anda anlamıyor. E canları sağ olsun, Allah razı olsun, onlar yine hizmetle meşguller deyip biz kendi yerimizde kale gibi dimdik durarak bütün risan grupları başta olmak üzere ne kadar ehli iman cemaatleri, ehli tarik kardeşlerimiz varsa hepsinin hizmetlerini tebrik ettiğimizi söyleyip kalbimize hiç kimsenin adavetini sokmamamız lazım. Bu dersten sonra bununla alakalı katkı yapmak isteyenler varsa onlar da konuşsunlar. Ben Rısar'dan ders terbiyemi böyle aldım. Kendi bulunduğumuz yerde sapasağlam iskele babası gibi, demir kazık gibi dimdik dururuz. Ama bütün ehliman cemaatlerine karşı da muhabbetle bakarız. Onlar da kardeşlerimiz, hizmet yapıyor deyiz. Niye? Statüye biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yok, bitti. Genel bir ölçü bu. Ben kendim belki 100 defadan fazla tecrübe etmişim ki bir mümin kardeşe adavetim vaktinde düşmanlık hissi hissettiğim zaman o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki bu seyyiyeme, bu fenalığıma muaccel, acele hazır bir cezadır çektiriliyor. Ya Allah ahireti bırakmıyor dediğimizin sebebi bu gibi şeyler. Mesela hürmete layık zatları hürmet ve merhamete layık olanları merhamet ve hizmet bir hasenedir, bir iyiliktir. Bu iyilikte sevab-ı uhrevi ahiret sevabını ihsas eder, hissettirir derecede öyle bir zevk, lezzet vardır ki hayatını feda etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri getirir. Ya validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet yolunda feda eder dereceye gider. Yavrusunu kurtarmak için aslına saldıran bir tavuk, hayvanat milletinde bu hakikate bir misaldir. Hadi tavuk korkak bir hayvandır değil mi? Kış deyince kaçar. O kadar öblek. Ama civcivleri yanındayken vallahi aslana da ite de saldırır. Bazen kafasını da kaptırır ama hayatını feda etmek derecesinde fedakarlık gösterir. Demek merhamet ve hürmette muaccel, hazır bir mükafat var. Âli himmet ve âli cenap insanlar onları hisseder ki kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Yani trafiğin bol aktığı bir caddede trafik lambasının yanında elinde bastonuyla beli bükülmüş bir ihtiyar teyze veya da ihtiyar bir amca var. Yani sen onun elinden tutarak yardımcı olup karşı tarafa geçirdiğin zaman Allah razı olsun evladım, çok iyi oldu. Nasıl geçeceğimi yani zor düşünüyordum, sıkıntılı halim vardı diye. Hem sana dua eder, hem ona yapmış olduğun yardımdan dolayı kalbinde Allah bir mükafat olarak ferahlık hissettirir. Ya da elinde bir değneğiyle ama bir kardeşimiz gelmiş trafik lambasına karşıdan karşıya geçecek. Ya kardeşim bir dakika, ben sana yardımcı olayım, gel gir koluma, hadi ben seni karşıya geçireyim dediğin zaman, o ama arkadaşı karşıya geçirdiğin zaman o da duacı olur. Hem de sen de kalbinde ona bir iyilik yapmış olmanın mükafatını kalpte bir sevinçlik ve ferahlık olarak hissedersin. Ya da adamın arabası stop etmiş, gitmiyor. Ya arkadan ittiriversen o tekrar çalışacak belli.
Ya arkadaşım bir yardımcı olsana filan diye o da senden yardım istediğinde yardımcı olup adamın pikabını veya taksisini ittiriverince arkadan Allah'a o da ikiye alıyor. Hemen marş alıyor. Adam bir de el sallıyor giderken çok teşekkür ederim. Bak sen de ona arabasını arkadan ittirivermenin mükafatını kalbinde bir sevinç olarak hissedersin. O da el sallayarak teşekkür ediyor zaten. Yani insanlara her cihetle yardımcı olmak gerekiyor. Allah da onun mükafatını dünyada hissettiriyor. Şimdi başka misaller de var. Bakalım. Hem mesela hırs ve israfta öyle bir ceza var ki hırslı olmakta hem de müsrif olmakta, israfkar olmakta öyle bir ceza var ki şekvalı, meraklı, manevi ve kalbi bir ceza insanı sersem eder. Ve haset ve kıskançlıkta öyle bir muacel hazır ceza var ki o haset, haset edeni yakar. Allah Allah. Arka arkaya iki misal verdi. Hem tevekkül ve kanaatte öyle bir mükafat var ki o lezzetli muacel hazır sevap fakir ve ihtiyacın, fakir ve hacatın belasını ve elemini izale eder. Şimdi şu mesela kıskançlık ve haset meselesi bir misal verelim. Ya birlikte bu iman ve Kur'an hizmetinde çalıştığımız, gayret ettiğimiz arkadaşlarla hep beraber ortak bir sevap havuzumuz var. Hepimizin yaptığı ameller de bir çeşme gibi hepimiz oraya dökürüz sevabımızı, değil mi? Sonra o havuzdan günlük biriken yekün sevap eksilmeden her birimizin amel defterine yansıyor. Tamam, ne güzel izahlar bunlar. Ama Allah filan kardeşi ve bende olmayan bazı kabiliyetler vermiş. O kadar güzel çalışıyor, öyle hizmetleri yapıyor ki ondaki var olan o kabiliyetleri ben kıskanırsam yakışır mı bana ya? Allah ona vermiş, bana niye vermemiş? Ya Allah bana mı soracak ya? Allah Allah. Cenab-ı Hak herkese ayrı ayrı meziyetler, ayrı ayrı kabiliyetler veriyor. Benim yaptığımı filanca onun yaptığını ben yapamıyorum. Öyleyse hep beraber cemaat fertleri olarak bir şahsı manevi oluşturuyoruz. Hepimizin sevapları ortak sevap havuzuna dökülüyor. Bölünmeden hepimizin amel defterine yansıyor. O zaman ben filanca kardeşteki o fazla kabiliyeti, meziyeti niye kıskanayım canım? Allah Allah. Bende olanı sen niye kıskanasın? Ne gereği var? Hepimiz aynı havuza sevapları dökmüyor muyuz? Tamam. Yo ben kıskanırım arkadaş. Kıskanırsan, haset edersen kendi kendini yakarsın. Kendini perişan edersin. Öbür kardeşe bir zarar olmaz ki. Onun haberi bile olmaz. Sen kendi kendini yandırıp bitiriyorsun yani. Hiç gereği yok ya. Bendeki meziyetler senin, sendekiler benim. Fark eden bir şey yok ki. Allah hepimize ihlas, istikamet, sadakat, tesanüt versin. Hep beraber bu hizmetleri omuzlayıp geleceğe taşıyalım bu davayı. İşte o kadar. Ya bu düşünce tam hakim olsa var ya, hepimiz de hakim olsa ne bölünme olur, ne itiş kakış olur, ne birbirini çekememezlik olur. Hiçbir şey olmaz, sadece hizmet olur. Ama o zaman da imtihan kalkar bu dünyadan. İmtihan dünyası, Allah beni senden, seni benden imtihan ediyor. Yani ihlas, bihlas okuyup duruyoruz kitaptan ama ne kadar ihlaslısın. Kaç ayar altın gibi nurcusun. Allah bunu çıkaracak ortaya. Daha evvel konuştuk ya. 8 ayar mısın? 14 mü? Yoksa 18 mi? 22 mi? Yoksa hiç katışıksız 24 ayar son altın mısın? Son altın mısın? Hep bunlar çıkacak ortaya. Ben de Allah'tan niyaz ediyorum ki Allah bizleri, hepimizi içinde hiçbir karışık madde olmayan som altın gibi nurculuk yapan dava adamları olarak istihdam etsin bu hizmette inşallah.
Ya kardeş, som altın deyip duruyorsun da bu nasıl olacak o zaman? Bunun bir ölçüsü var mı? Var tabii canım. Var ki söylüyorum. Üstad Hazretleri Hakikat Konuşuyor adlı makalesinde bunu söylüyor. Maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi hiçbir şey beklemeden yalnız ve yalnız Allah için hizmet etmek var ya, işte bu içinde hiçbir karışık maden bulunmayan 24 ayar som altın gibi nurculuktur. Bir daha söyleyeceğim. Maddi ve manevi. Dünyevi ve uhrevi. Ne dünya ne ahiret diye bir şey beklemeden yalnız ve yalnız Rabbim razı olsun diye hizmet ediyorsak, işte 24 ayar som altın gibi iman davasının fedailiği böyle oluyormuş. Allah hepimizi böyle olmak noktasında gayretimizi arttırsın diyelim. Peki, yani misalleri çoğaltabilirsiniz. Hem mesela başka bir insanın ahlakı noktasından güzel başka bir örnek. Mesela gurur ve kibirde öyle bir ağır yük var ki mağrur adam, gururlu, kibirli insan herkesten hürmet ister. Allah Allah. Ya hürmet istenilir mi? Hürmet verilir. Ve istemek sebebiyle istiskal bir ördüğünde alem ondan sıkıldığından daima azap çeker. Evet, hürmet verilir, istenmez. Ya. Bakın mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, o koca peygamber, kainat onun yüz hürmetine yaratılan son nebi, Allah'ın en sevgili peygamberi, en sevdiği kulu. Mescid-i Saadet'e geldiği zaman, içeri girdiğinde herkes bana yer versin diye öyle bir beklentisi yok. Nerede boşluk görürse oraya oturur mu? Şuna bak ya. Allah Allah. Bak Zübeyir abi. Recep Kök abi onu daha yakından tanır. Ben sağlığında göremedim kendisini. Mesela Ankara'da Nur Dershanesi vardı dış kapıda. 16 no'lu daire medresemizdi. Zübeyir abi oraya gelmiş. Ali Vapurlu abi anlatıyor. O da onu ilk defa görüyor, hiç tanımıyor. İçeriye girmiş, girer girmez kapının arkasındaki boşluğa oturmuş. Nurcuların kumandanı diye üstadımızın övdüğü o kahraman İslam. Hemen çökmüş oraya. Millet ayağa kalkmak istemiş. Hayır, oturun kardeşim. Dersi bölmeyin. Dersin havasını bozmayın. Bak tevazu insanı yüceltir. Kibir, gurur, herkes bana hürmet etsin. Herkes ayağa kalksın bana yer versin. Ya böyle şey olur mu ya? Olmaz. İnsanlardan hürmet beklenilmez. Verilir. Ya onu da pek hoşlanmamak lazım zaten ihlaslı olduğu gibi. Başka bir örnek. Hem mesela tevazuda, mütevazi olmakta ve terk-i enaniyette öyle lezzetli bir mükafat var ki ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. Ya bu da öyle. Şimdi bak mesela bir hadis-i şerif var. Men tevada'a refa'ahullah. Allah Allah. Kim mütevazi, alçak gönüllü olursa Allah onu insanların nezdinde yüceltir, değerli kılar. Kim de tekebbür ederse Allah onu insanlar nazarında küçültür. O anlama geliyor. Onun için tevazu, mahviyet, terk-i enaniyet, nur talebelerinin en belirgin vasfıdır. Hiç kimse kendisini başkasından üstün görmez. Tam tersine Zübeyir abi gibi Risale-i Nur talebelerinin en gerisi, en amisi olan ben diye tarif ediyor Zübeyir abi. Halbuki en ön safta, en kumandan, nurcuların kumandanı. O öyle dedikçe Allah da yüceltiyor bizim alemimizde Zübeyir abi. Allah gani gani rahmet eylesin kendisine. Mütevazi olan, tevazu sahibi kulların arasında olmaya gayret etmemiz lazım. Kibirlenmeye hiç gerek yok. Büyüklük sadece Allah'a mahsustur. Şeytan bile kibrinden dolayı Allah'ın rahmetinden kovuldu. Ya daha evvel kısaca anlatmıştım.
Yani Adem'e secde emrini verdiği zaman bütün melekler Allah'ın emri olduğu için Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Bir tek şeytan secde etmemiş. Seni emrettiğim halde Adem'i secde etmekten alıkoyan nedir? Ey iblis diye soruyor Cenab-ı Hak. Şuna bak, hala direniyor. Diyor ki sen diyor Adem'i topraktan, beni ateşten yarattın. Ateş her zaman topraklar üstündür. Bak, üstünlük davası ya. Gurur kibir meselesi. Allah da rahmetinden kovduğunu söylüyor kendisine. Onun için kibrin zerresinden bile Allah bizi uzak tutsun. Bizim içimizde öyle duygular var. Ama o duyguları frenleyerek biz Allah'ın dergahına tevazu ederek secdeye alnımızı koyduğumuz gibi Allah'ın yarattığı kullara karşı da alçak gönüllü, mütevazi olmasında gayretimizi arttırsın. Bu önemli bir şey. İşte bu kaideyi bilen şu ayet Cenab-ı Hak, pardon atladım. Hem mesela bir başka örnek çok ilginç bu da. Mesela suizan ve suitevilde insanların hal hareketlerini kötüye yorumlamakta. Bu dünyada muaccel, hazır bir ceza var. Ben dakika dukka kaidesiyle, yani eden bulur anlamında, ya da çalma kapıyı çalarlar kapını anlamında. Bu kaideyle suizan eden suizanla maruz olur. Ya sen başkalarını suizan edersen, o şöyle, o böyle, onun niyeti böyle, şudur budur dersen, sana da bir zaman gelirler, suizan ederler. Mümin kardeşinin harekatını sui tevil edenlerin harekatı, kötüye yoranların harekatı, yakın bir zamanda sui tevile, kötü yoruma uğrar, cezasını çeker. Ya başkasının gıybetini mi yapıyorsun? Hiç endişe etme, yakında senin gıybetini yaparlar. Ya Allah dilimizi muhafaza etsin ya, erkek ve kadın kim olursak olalım. Ya aman, o da bir tatlı, iki kişi bir araya gelip olmayan birisinin aleyhinde verip biriştirmek bal gibi tatlı. Dile tatlı geliyor ama günahı çok. Ateş odunu nasıl yer bitirirse gıybet de salih amelleri öyle yer bitirir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse insanların hal hareketlerinin mahiyetini bilmeden ileri geri konuşmanın bize hiçbir faydası yok, zararı ise çok. Onun için dilimize hakim olmamız lazım. Onun için Hazreti Ebubekir radıyallahu anh dilinin altında nohut tanesi büyüklüğünde bir taş bulundurmuş. Rastgele konuşmamak için. Ya biz onu yapamayız da bari bu dersler hep aklımıza gelsin. İki kişi bir araya gelip de kimsenin aleyhinde konuşmayalım. Onların hal hareketlerini de ne olduğunu bilmeden kötüye yormayalım. Hep iyi tarafından bakalım. Mutlaka şu niyetten yapmıştır deyip iyiye yormak bize sevap kazandırır. Günah kazanmaktan kurtarır. Öyle yapalım. Ve hakeza, işte misalleri siz çoğaltın diyor Bediüzzaman. Hakeza, bütün ahlakı hasene ve seyyiye, güzel ahlaklar, fena huylar, bu mikyasa, ölçüye göre, bu teraziye göre ölçülmeli. Ben rahmeti ilahiyeden ümit ederim ki Risale-i Nur'dan bu zamanda tezahür eden manevi icaz-ı Kur'an'ı, Kur'an'ın mucize keyfiyetini zevk eden zatlar, yani Risale-i Nur'dan hakkıyla dersini alan nur talebeleri bu manevi ezvakı hissederler. O manevi zevkleri hissederler, suyu ahlaka, yani kötü ahlaka müptela olmayacaklar inşallah. Üstadım bu bir temennisidir. Biz de dua edelim. Rabbimiz cümlemizi Allah'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da övdüğü en yüksek güzel ahlakları şahsında cem eden, toplayan sevgili Peygamberimiz
Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmayı cümlemize nasip etsin. Kötü ahlakların da her türlüsünden uzak durmayı bizlere lütfetsin inşallah diyerek dersimizi burada bağlamış olalım. Sübhaneke la ilmerena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.